Trabzon bölgesi M.Ö. 1650 yılından itibaren Hitit Krallığı'nın denetimi altına girmiş. Yaklaşık 500 yıl süren Hitit denetimi sırasında Trabzon bölgesinde Orta Asya kökenli kavimler yaşamaya devam etmiştir. Hitit egemenliğinin Hititler tarafından sona erdirilmesinin ardından M.Ö. 8. yüzyılda Miletoslular Karadeniz sahillerinde koloniler kurar ve Trabzon'a hakim. Grek kolonizasyonu döneminde Anadolu'nun kuzeydoğu kesimi Grekçe deniz anlamına gelen Pontus sözcüğüyle anılmaktadır. Trabzon'un bir kent olarak adıysa ilk eski Senefon'un M.Ö. 5. yüzyılda anlattığı Anabasis adlı eserinde Trabzos olarak geçmiştir. Bölgedeki Kimmer ve İskitlilerin ardından Pers egemenliği kurulur. Bu dönemde Trabzon, Pont Kapadokyası adı verilen satraplık içinde kalmıştır. Fakat Makedonyalı Büyük İskender'in fetihleriyle Pers egemenliği de son bulur ve Helenistik dönem başlar. İskender'in ölümünün ardından Pont satrabının oğlu Mitridates, Kuzey Anadolu'da Pontus Krallığı'nı kurar ve Trabzon bu krallığa dahil olur. Kent bu dönemde bölgenin en önemli ticaret merkezi haline gelir. Kırım bölgesinde topraklarına katan Pontus Krallığı, Edirne yayılma siyasetiyle Roma ile karşı karşıya gelmiş ve Pompeius, krallığın bir bölümünü imparatorluğun Bitinya eyaletine bağlamıştır. Pontus Krallığı, İmparator Neron döneminde ise tamamen ortadan kaldırılır. Trabzon, Roma döneminde özellikle İmparator Hadrian zamanında çok gelişir ve kente uzun yıllar önemini koruyacak limanın yanı sıra askeri yollar, saraylar, surlar ve su temelleri inşa edilir. Roma İmparatorluğu'nun ikiye bölünmesinin ardından Trabzon, merkezi İstanbul olan Doğu Roma İmparatorluğu'nun sınırları içinde kalır. Bu dönemde Trabzon, Çeneviz ve Venedikli tüccarların odağında önemli bir liman kenti konumundadır. İstanbul'un Haçlı seferleriyle Latinlerin eline geçmesi üzerine Komnenos Hanedanı'ndan Bizans Kralı 1. Andronikos'un torunları Trabzon'a gelerek Trabzon Devleti'ni kurarlar. Krallık, sınırları pek geniş olduğu zaman da yaklaşık 1000 kilometrelik sahil şeridine yayılmaktadır ve Kırım'ın bir bölümünde Trabzon'un kontrolündedir. Komnenoslar zamanında inşa edilen Ayasofya Kilisesi, Kızlar ve Sümeru Manastırları hala Trabzon'un en önemli tarihi eserleri arasındadır. Malazgirt zaferinin ardından Türkler Anadolu'da yayılmaya başlamışlar ve zamanla Anadolu'da hakim güç olan Selçuklular Trabzon'a akınlar düzenlemişlerdir. Akınlarda ele geçirilen topraklara Oğuzların çiftliği boyu yerleştirilir. Anadolu Selçuklu Devleti'nin dağılmasından sonra Çiftlikler dönemi başlar ve Trabzon'a Erfani Oğulları ve Han Korundular akınlar gerçekleştirilir. Osmanlıları Beyliği'nin güçlü bir devlete dönüşmesiyle Osmanlı Padişahı Bayezid, Samsun yöresini de Osmanlı topraklarına katar ve Trabzon Krallığı'nı vergiye bağlar. Trabzon 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet'in yaklaşık bir ay süren kuşatması sonucu Osmanlı topraklarına katılır. Tamam. Bahar Adli Camii ve İskender Paşa Camii'leri gibi önemli Osmanlı eserleri yükselmeye başlar. 16. yüzyılda Trabzon, merkezi Batum olan Lazistan Sancağı ile birleştirilerek eyalete dönüştürülür. 19. yüzyılda da vilayet olur. 1831 sayımına göre Trabzon eyaletinin tamamında Müslim Gayri Müslim 136.550 kişi bulunduğu ifade edilmektedir. Sadece erkek nüfusun sayıldığı bu dönemde Trabzon şehir nüfusu ise 15.000'dir. Karadeniz'in uluslararası ticarete açılmasıyla 19. yüzyılda kentin nüfusu hızla artmaya devam eder. 1869 yılına gelindiğinde Osmanlı-Rus savaşları da kentte sığınan göçmenlerin etkisiyle 19.000'e ulaşır. Vilayet statüsüne getirilen Trabzon'da 1868 yılında ilk belediye teşkilatı kurulur. Osmanlı Devleti'nin ittifak güçleri tarafında katıldığı 1. Dünya Savaşı sırasında Trabzon, Rusların ağır bombardımanına maruz kalmış, 18 Nisan 1916'da Rus kuvvetleri tarafından işgal edilmiştir.
Boşa devriminden sonra yapılan Brest-Litovsk Antlaşması'na kadar sürmüş, ardından Türk birlikleri 24 Şubat 1918'de Trabzon'a girerek bölgede Türk hakimiyetini yeniden sağlamışlardı. Kurtuluş mücadelesinin tüm Anadolu'da başarılı sonuçlanmasının ardından Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın derneğinde 1923'te kurulan Türkiye Cumhuriyeti Trabzon'da da coşkuyla karşıladı. Cumhuriyet döneminde Trabzon'a 3 kez gelen Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın ilk geliş tarihi olan 15 Eylül 1924 Trabzonlularca Atatürk günü olarak kabul edildi. 1927 yılında gerçekleşen Cumhuriyet'in ilk nüfus sayımına göre şehir nüfusu 24.634 olarak belirlenir. Trabzon'un ilk imar planı ise 1935 yılında Fransız plançı Lambert tarafından hazırlanır. Trabzon genç Cumhuriyet döneminde ısrar denerde gelişmeye devam eder. 1946 yılında ekonomik yönden gelişmesine büyük katkı sağlayacak binanın inşasına başladı. 1953 yılında Konrad Mahsulleri Ofisi kurulur. 1957'de Trabzon Havalimanı kente kazandırılır. 1963'te Türkiye'nin en eski üniversitelerinden biri olan Karadeniz Teknik Üniversitesi eğitim öğretime başlar. 1967 yılında da Çimento Fabrikası kurulur. 1960'lara gelindiğinde kent nüfusunun hızlı artışı Trabzon'un Çarşı, İskenderpaşa, Orta Hisar gibi tarihi mahallelerinden çevreye doğru genişlemesine yol açar ve şehir doğudan Yomra, batıda Akçama doğrultusunda büyümeye başlar. 1967 yılında kurulan Trabzonspor'un 73-74 sezonunda birinciliği geçirmesi ve ardından 75-76 sezonunda Türkiye birincilik şampiyonluğunu kazanmasıyla kentte tüm kucakları Karadeniz fırtınası esmeye başlayacaktır. 1980 yılına gelindiğinde kent nüfusu 108 bine ulaşır. Bu dönemde Türkiye'de nüfusu 100 bin aşan şehirlerin sayısı ise sadece 28'dir. 1985 yılında Marsilya Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulmasıyla kentte sanayi alanında önemli bir adım atılmış olur. 2012 yılında Trabzon ilk nüfusu 750 bin aşan, aynı yıl çıkarılan bir kanunda Trabzon Büyükşehir Belediyesi kurulur ve 2014 yerel seçimlerinin ardından çalışmalarına başlar. 2015 yılı itibariyle 768 bine ulaşan ilk nüfusuyla Trabzon, sayısız tarihi ve doğal güzelliğiyle geçmişini kucaklarken geleceği de inşa etmeye devam ediyor.